Merhaba arkadaşlar. Temel seviye SolidWorks eğitim serisinde yeniden beraberiz. Geçen videoda iki boyutlu çizim örnekliği bitirmiştik. Üç boyutlu ortama geçiş yapıyoruz artık. SolidWorks'ümüzü açtık. Parça dedik. Yeni dedik. Parça dedik. Tamam dedik. Önümüze gelen ekranda Sol tarafta unsurlar sekmesine geldiğimizde burası bizim 3 boyutlu komutlarımızın bulunduğu ortam. Buraya baktığımızda en başta size birkaç konudan bahsetmiştim zaten. Yine onlara değinmek istiyorum. Burada şurada bakın sınır çizgileri var. Gördünüz mü? Bu çizgiler belli bir amaca hizmet etmek için buraya koyulmuş. Neydi bunlar? Şu ilk çizgiye kadar olan kısımdaki komutlar oluşturma komutları. Bu İlk çizgi ile ikinci çizgi arasındaki komutlar ise boşaltma komutları. Ee, bu ikinci ve üçüncü çizgi arasındaki komutlar da düzenleme komutları olarak SolidWorks'te bulunuyor. Bu sağ tarafta ise e, referans geometriler, eğriler gibi ekstra e, komutlarımız mevcut. Tabii bu ortama baktığımızda hiçbir çizim yapmamışken e, iki tane 3 boyutlu komut ıı, aktif. O da bir tanesi ekstrüzyon ile katı oluştur, diğeri ise döndürerek katı oluştur. Şimdi bizim zaten temel iki tane komutumuz var. Bu iki komutu bildiğimizde birçok parçayı çizebiliyoruz. Hatta %70 gibi bir oran verebilirim size. Tabii bu komutların oluşturma versiyonları olduğu gibi boşaltma versiyonları da var. Bu arada bu oluşturma komutlarıyla ıı, boşaltma komutları birbirinin tersi o, tersi gibi çalışıyor. O yüzden aslında oluşturma komutlarını öğrendiğinizde aynı skeçlerle boşaltma da yapabiliyor olacaksınız. Zaten bunları kombine olarak örneklerimizde de göreceğiz. Burada belirtmem gereken bir nokta var. Bir komutun eksüzyon ile katı oluşturmayla mı yoksa da döndürerek katı oluşturmayla mı çizileceğine dair bir karar vermemiz gerektiği noktasında şu kıyası yapmamız lazım. Ee, bir parça eğer freze de imal ediliyorsa, dik işlemde e, imal ediliyorsa, imal edecek gibi bir formu varsa, geometrisi varsa eksüzyon yakıt oluşturmada. Eğer tornada e, imal edecek bir parça türü ise döndürerek katı oluşturmada ya da döndürerek boşaltma e, komutuyla çizilecek demektir. E, bu tabi tecrübe edindikçe e, sizin de fark edeceğiniz bir şey zaten örneklerimizde de fazlasıyla e, bunu Göreceğiz. Bunun haricinde değinmem gereken bir nokta da şu. SOLIDWORKS'te bir tane çizim açalım. SOLIDWORKS'te bu oluşturma ve boşaltma işleminin Şöyle bir mantığı var. Biz iki yöntem izleyebiliyoruz. Bir parçadan bütüne gidebiliyoruz. Bir de bütünden parçaya gelebiliyoruz. Bu tamamen sizin çiziminizde hem kendi tercihiniz hem de parçanın geometrisiyle alakalı karar vermeniz gereken bir diğer husus. Bu örneğe baktığımızda mesela bakın bu parçayı eğer parçadan bütüne giderek oluşturmak istersek önce şu alttaki düz kısmı oluşturacağız plate olarak. Sonra bunun üzerine şu Sol köşedeki e, dikdörtgenler prizmasını yerleştireceğiz ve en son olarak da buraya bir tane küçük dikdörtgenler prizması ve buraya bir tane dik, küçük dikdörtgenler prizması yerleştirerek bu parçanın e, parçadan bütüne giderek e, üç boyutlu haline oluşturabiliriz. İkincisi ise bu parçayı komple dolu gibi düşünün. Yani gerçek hayatta aslında bunu işliyorken böyle yapıyorsunuz. Bu parçayı komple dolu gibi düşünün. Sonra işte şuradaki boşaltmayı yapın. Sonra üstten bakışta şu aradaki boşaltmayı yapın ve son nihai 3 boyutlu haline ulaştırın. Bu da bütünden parçaya gitmek şeklinde. biz genelde gerçek hayatta <laughs> Bunu kullanırız çünkü gerçek hayatta zaten elimizde bir dolu var ve bunu işleyip işte, boşaltmamız gerekir. E, çünkü sıfırdan bir şey yaratmak ancak şu anda e, 3D printer'ların yaptığı gibi e, üst üste eklemeli bir yöntemle yapılabilecek bir şey. CAD ortamında ama bu iki opsiyon da bizim elimizde olduğu için buna bizim karar vermemiz gerekiyor. Genelde parçadan bütüne gitme yöntemiyle e, parçalarımızı, üç e, boyut çizimlerimizi oluşturacağız. Şimdi bu parçayı çizmemiz e, istendiğinde, böyle bir parça çizmemiz istendiğinde ne yapacağız? Bir kere e, öncelikle şuna karar vermemiz lazım çizime nereden başlayacağız? Çizimi hangi metotla oluşturacağız? Hangi geometriyi, hangi stikeci önce oluşturacağız? Şimdi böyle bir çizimde şu şekilde bir yöntem izleyeceğim. E, burada tabii üç görünüşümüz var: önden görünüş, üstten görünüş ve sol yandan görünüş. Önden görünüşte baktığımda böyle bir teknesis verildiğinde işimiz daha kolay. Nispeten ee, bazen izometrik görünüş verilebiliyor. Onun da bir örneğini bir sonraki videolardan birisinde yaparım. Ee, orada biraz daha algılamamız zor olabiliyor. Ee, böyle bir e, resim verildiğinde önden görünüşe baktığımda şu önden görünüşteki geometriyi oluşturduğumda ve şuradaki gibi e, biraz daha yakınlaştırayım. 40 milim ötelediğimde aslında burası komple dolu e, bir çizim elde etmiş oluyorum. Katı elde etmiş oluyorum. Sonra bu katın içinden şuradaki parçayı boşalttığımda ise istediğim şeyi elde etmiş olurum. En hızlı şekliyle. Ee, bunu tabii şöyle de yapabilirim. Mesela burada gördüğüm şu L geometrisini çizerim. Ondan sonra şuradaki küçük dikdörtgenler prizmalarını buraya üstten eklerim. Bu da bir yöntem. Ee, dediğim gibi parçaların birden fazla çizim metodu olabilir. Tamamen size kalmış bu noktadan sonra. Ama bir kuralımız var mı derseniz kural şu. Mümkün olduğunca az unsurla ve hızlı bir şekilde ve adapte edilebilir bir şekilde 3 boyutlu katı oluşturmak. Şimdi bu parçaya baktığımda bu parça freze değiştirecek bir parça. Doğal olarak eksüzyon ile katı oluştur oluşturmam gerekiyor zaten. Ee, ben şu geometriyi ele aldığımda bunu benim ee, Çizim düzenleme çizeceğim için sadece bu skeci değerlendirerek önceki e, videolarda göz önünde bulundurduğumuzda bu asimetrik bir parça asimetrik bir e, çizim olacak. Doğal olarak ben ne yapmam lazım e, parça üzerinde bildiğim en çok referansa sahip köşeyi seçebilirim. E, ben şu sol alt köşeyi orijine yerleştireceğim. Sonrasında da bu geometriyi silüet halinde çizeceğim çizimimize geldik. Ön düzlemde skeç açtık. Şuradaki bakın sol alt köşeyi alacağım demiştim referans olarak. Buradan 30 yukarıya çıkıyorum. Sağa doğru geldiğimde burada bir ölçü göremiyorum ama üstten görünüşte bu ölçü verilmiş. 20. 20. Sonra şuraya baktığımda yine bir 20'yi görüyorum burası. Sonra buraya baktığımda da 60'tan 20 ve 20'yi çıkarttığımda burada 20 kaldığını görebiliyorum. Ya da bu 60'ı buraya uyguladığımda zaten buraya kalacak olan ölçü 20 olacaktır. Şimdi buradan orijini yakaladım. Yukarıya doğru çıktım. Sağa doğru gittim. Aşağı doğru indim. Sağa doğru gittim. Aşağı doğru indim. Sağa doğru gittim. Aşağı doğru indim. Doğru gittim, aşağı doğru indim hizasından sola doğru geldim. ESC'ye bastım. Geldik yine çizimimize. Şimdi ölçendirmeye geçelim hemen hızlı bir şekilde. Geldim. Soğa doğru çektim. Buradaki ölçü 30. Şimdi ben bu ölçüyü 30'a getirdiğim anda çizimimin bozulduğunu görüyorum. Bunu e, yaşamamak için şöyle yapmamız lazım. Bu resimde daha doğrusu bu görünüşte e, en küçük ölçüden vermeye başlamamız gerekiyor. Bu bir, kendinizi aslında bir kural olarak belirleyebilirsiniz. Ee, böyle yaparsanız çiziminizdeki bozulmalar minimum olur. Burada en küçük ölçüm benim şurada sağ taraftaki 10 ölçüsü, sonra 20 ölçüsü, sonra diğer ölçüleri verebilirim. Ee, Ölçendirmeyi aldım, sağ tarafa doğru çektim, buraya 10 değerini verdim, ee, buradan buraya 20 değerini verdim. Buradan sola çektim. 30 değerini verdim. Bakın deminki gibi herhangi bir sorun yaşamadık. Bunun sebebi tamamen söylediğim şey. Şimdi aynı şeyi yatayda da yaptığımızda e, yine sorunsuz bir şekilde çizimimiz kendisini adapte edecek. Şuraya 20 yani buraya 20 vereceğim. Sonra buraya 20 yani buraya 20 vereceğim. Bu en dışa da 60'a vereceğim. Buradaki ölçüye çizgiye tıklayıp 20 ölçüsünü verdim. <laughs> Buradaki ölçüye tıklayıp 20 ölçüsünü verdim. En alttaki çizgiye tıklayıp 60 ölçüsünü verdim. Enter'a basıp Fit Screen yaptığımda e, elde ettiğim şey tam tanımlı bir sketch ve artık kat oluşturmaya hazırız. Bunu zaten bu noktaya kadar e, şeyde yapmıştık. İki bu çizimlerde yapmıştık. Buradan sonra artık unsurlar sekmesine geçiyoruz. Ve bakın burada X üzerinde kat oluştura basıyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde burada... <laughs> Açılan pencerede birçok sekme var. Bunların hepsini bu videoluk anlatacağım. Sonrasında hızlı bir şekilde hem uygulayarak hem de kullanarak bunlara devam edeceğiz. Ee, buraya baktığımda, şimdi ben bu görüntü çizdim. Buradan 40 milim kat oluşturmam lazım. 40 milim kat oluştururken, burada eğer ilk sekme şundan, ikincisi yön bir üçüncüsü yön 2, inci unsur ve seçili konturlar diye e, dört seçeneğimiz var aslında. Şöyle bakın şunları toplarsam ben. 1, 2, 3, 4 ve 5 seçenek var. 5 e, alt bölüm var. Bunlardan birincisi yani şundan olan kısım benim çizimimin çizim oluşturmaya, katı oluşturmaya ya da kesmeye, kesme için çalışıyorsak nereden başlayacağımı söylüyor. Şu, otomatik olarak bu genellikle çizim yani e, Otomatik olarak çizim düzlemindedir bu. Eğer bunu e, sizin bakın benim çizim yaptığım düzlemle katı oluşmaya başladığı nokta aynı yerde. Eğer bunun değişmesini isterseniz işte belli bir referansınız varsa yüz düzlem ya da yüzey olarak ya da bir tepe noktası varsa seçip e, öteleyebileceğiniz ya da ölçü girerek ötelemek isterseniz mesela bunu burada görebiliriz buraya bakın ötelemeye getirdiğimde ve bu e, buradaki değeri değiştirdiğimde bakın çizim düzlemim burada parçanın katıya başlamaya katı olmaya başla katılamaya başladığı yer aynı formun 10 milim ileride ya da işte 20 milim ya da ters tarafa doğru 20 milim. Bakın başlangıç noktasını alıyor. Gördünüz mü? Bu şekilde. Bunu çizim düzlemine getiriyorum yine. Şundan kısmına baktık. Yön kısmına geldiğimizde ise birçok alt sekme var. Bunlardan bir tanesi kör ile seçili gördüğünüz sizin sınır şartınızı belirleyen yer. Kör dediğimde buraya ölçü giriyorum ve istediğim ölçüde bu katıyı oluşturuyor. Yani ne demek? Çizim düzleminden 30 milim git katı oluştur. Tepe noktasına kadar dediğimde bir karşıda bir referans nokta seçmem gerekiyor. Yüzeye kadar dediğimde karşıda bir yüzey referans yüzey seçmem gerekiyor. Yüzeyden öteye dediğimde seçtiğim bir referans yüzeye ya da yüzeyden öteye ötede bir mesafeye e, girebiliyorum. Gövdeye kadar dediğimde ki bu gövde kavramını anlattıktan sonra göstereceğim bir şey. Eee Karşıda bir gövde olacak. O gövdeye kadar kendini adapte ederek formlayacak. Orta düzlem ise benim en sevdiğim. Çizim düzlemini. Çizim düzlemini. Benim çizim yaptığım düzlemi ortaya alıyor. Ve verdiğim mesafeyi sağa sola eşit mesafeye öteliyor. Bakın buraya baktığımızda 50, 25, 60 şeklinde bunu görebiliyoruz. Bu neden önemli? Şundan dolayı bunu okeylediğimizde. Üç boyutlu ortamda oluşan katının üzerinde tam ortasında bir düzlem var. Düzlem varsa çizim yapabileceğim bir yüzey var demektir. Doğal olarak ben bu düzlemi oluşturacağım yeni boşaltma ve oluşturma unsurları için kullanabilirim. O yüzden bu bizim için önemli bir seçim olacak. Yer geldiğinde yine zaten göreceğiz. Bunu şimdilik Kör'e getiriyorum. Bakın şurada bir de çift ok var. Bu e, benim katılama unsurumun ters yöne doğru olmasını işaret ediyor. Buna bastığımda e, katı unsuru bana doğru değil karşıya doğru e, öteleniyor. Yön 2'yi aktif hale getirebiliyoruz. Aktif hale getirdiğimizde e, yön 1'in tersi istikametinde farklı bir kalınlıkta ya da e, formda. Öteleme yapmak istersek ya da farklı bir seçim parametresiyle öteleme yapmak istersek yön 2'yi aktif hale getirebiliyoruz. İşte atıyorum karşıya doğru 30 milim bana doğru 10 milim gelmemiz gerekirse bunu bu şekilde yön 2 ile yapabiliyoruz. İnce unsur dediğimizde ise benim çizimimi açık kapalı olsun direkt kalınlık vererek burada bir kalınlık parametresiyle oluşturmamız sağlıyor. Burada tabii tek yön, orta düzlem ve çift yön gibi seçenekler var. Orta düzlem dediğimde verdiğim kalınlığı benim skecimin sağına sonuna eşit mesafede. Tek yön dediğimde dışına ya da şunu biraz azaltalım dışına ya da içine. Çift yön dediğimde ise buraya da bir 5 verelim. Benim skecimin üstüne ya da altına farklı kalınlıklarda unsur oluşturabiliyor. Bunlar yeri geldikçe kullanacak olan şeyler. O yüzden sadece değinip geçeceğim. Seçili kontroller ise bu şu anda aktif değil ama normalde burası aktif olduğu zaman bizim istemimiz dışında aktif ol olabiliyor bazen. Bu şöyle çalışıyor. Ee, eğer sizin çiziminizde sınırları belli bölgeler yoksa. Mesela Solitbek şu anda bana bir ön gösterdi. Bazen ön göstermiyor. Ön izleme sebebi katı oluştururken bölgeleri birbirinden ayırt edememesi. O zaman sizin seçim yapmanız gerekiyor. İşte bu seçili kontroller aktif hale geldiğinde sizin seçtiğiniz bölgeleri katı oluşturuyor. Bunu da yine uygulamasını göreceğiz. Şu anda resmimize dönüyorum ve 40 milim öteleyeceğimi görüyorum. Doğal olarak kördeyken ve çizim düzlemindeyken seçim bunu 40 milim değerine getiriyorum ve e, okeylediğimde soldaki tikten, yeşil tikten ya da sağdaki tikten bunu e, katıya dönüştürüyor. Burada size göstermek istediğim bir şey daha var. O da şu. Bakın şurada okey var çarpı var, iptal yani ve göz tuşu var. Detaylı ön izleme diye. Buna bastığınızda karşınıza şöyle bir bazen şöyle de olabiliyor. Şöyle bir ön izleme geliyor. Bu sizin oluşturma ya da boşaltma komutundan, bütün komutlarda bunu görebilirsiniz. Oluşturma ya da boşaltma komutlarında sonra elde edeceğiniz nihai son halini gösteriyor. Eğer burada bir ön izleme vermiyorsa bir hata vardır ya da bir seçim yapmanız gerekiyordur. Bilginiz olsun. Buna OK dediğimde benim oluşturmak istediğim katı bakın e, hali buradakine benzemeye başladı. Şimdi burada neyimiz eksik? Şu anda baktığımızda şuradaki boşaltma eksik. Bu boşaltmanın ölçülerine baktığımızda da şurada bakın, şurada sağa sola eşit mesafede bir 20 milimlik bir boşaltma yapacağım. Ve bu nereye kadar? Tam şu alt çizginin hizasına kadar olacak. Yani şu yüzeyin hizasına kadar olacak. Şimdi burada artık ortamımda bir 3 boyut unsur olduğu için onun üzerindeki düzlemleri de kullanabiliyorum. Oralarda da sketch açabiliyorum. E, baktığımızda ben oradaki boşaltmayı İki yüzeye skeç açarak da yapabilirim. Yani bir bu yüzeye üstten çizebilirim. Boşaltma bu yüzeye kadar öteleyebilirim. Ya da bu yüzeye çizim yapıp bu yüzeye kadar boşaltma yapabilirim. Bakın buradaki dikdörtgen çizip karşıya kadar boşaltabilirim ya da buradaki dörtgeni çizip bu yüzeye kadar yani bu yüzeye kadar boşaltabilirim. Burada tamamen tercih benim. Ee, ben üstten bu düzleme, bu yüzeye çizim aç diyerek e, sketch açıyorum. Bakın sketch ortamına geçiş yaptım. Şu anda parçamın üzerindeki yüzeyi kullanıyorum. Ben biliyorum ki dörtgen çizeceğim. Dörtgen komutunu aldım. Şimdi artık çizimler e, benim 3 boyutlu çizimimin üzerindeki çizgi nokta e, ve kenarları da seçebiliyorum. Bakın bu çizginin üzerine geldiğimde sarı benim bu çizgiyi yakaladığımı ifade ediyordu. Buraya tıkladım ve açtım. Gelip bakın buraya tıkladım. Çizime baktığımda <laughs> ve şöyle döndürdüğümde bakın ne yaptığımı görebileyim. Bakın burayı çizeceğim. önceki görünüşe geri dönüyorum. Bunun buradan şuraya olan mesafesinin 20 olduğunu biliyorum. Çizimimden. Olması gerekenleri vermeme rağmen hala şuraların mavi kaldığını görüyorum. Yani tam tam bir elde etmedik. Bunun sebebi şu. Çizimimize döndüğümüzde bakın şu çizgiyle şu çizgi birbirine eşit. Yani bu 20 mesafesi sağa sola eşit mesafede. Zaten bakın şuradaki geçen simetri çizgisi de bunu ifade ediyor. Benim ne yapmam lazım o zaman? Bu çizgiyi, buradaki geometriyi benim e, şu orta eksene göre sağa sola eşit mesafeye getirmem gerekiyor. Bunu yapmanın birkaç tane farklı yolu var. Bunlardan en kolayı ve en hızlılarından bir tanesi yardımcı geometri kullanmak. Bakın şuradaki çizginin üzerinde biraz bekledin. orta noktasını gösteriyor bana. Orta noktasından bir yardımcı geometri çiziyorum. Buradaki çizginin üzerinde biraz bekliyorum tıklamadan. Buradaki orta noktayı görüyorum ve buraya bir çizgi çiziyorum. Bu çizgiyi yatay yaptığım anda benim geometrim olması gereken yere geliyor. Ama bu çizgi yardımcı çizgi olacağı için, yardımcı çizgi olduğu için yardımcı geometri olarak bunu dönüştürüyorum. Şimdi ne çizdiğimize bir bakalım isterseniz. Nereye çizdiğimize bakalım. Bu yüzeye skeç açtık. Üstten bakıldı. Otomatik olarak üst görünüşe geçti zaten. E, skeç açıldıktan sonra. Ve buraya çizdiğim geometrinin sınırlarını bu kenar ve bu kenar belirledi. Orta hizasını buradan aldım. Buradaki yardımcı geometriyle ve çizimimi oluşturdum. Şimdi yapmam gereken unsurlar sekmesine geçip ee, buradaki geometriyi boşaltmak. Şimdi ilk çizgiye kadar olan komutlar e oluşturma komutları demiştik. Buradan ikinci çizgiye olan kadar olan komutlar ise boşaltma komutları demiştik. Bakın burası aktif hale geldi. Bakın eksi ile katı oluşturmanın tam tersi olan eksi ile kes komutunu kullanacağım. Burada buna bastığımda zaten bir geometri oluşturulmuştu seçim parametreleri ve arayüzü aynı ekstrüzyon ile kat oluşturla. E, ee, doğal olarak deminki anlattığım şeyleri anlatmayacağım. Burada ben şuradaki mesafenin ne olduğunu biliyorum. Resimden de görebilirim. Bakın. Ama e, ben biliyorum ki buradaki boşaltma şu yüzeye kadar. Yani şu yüzeye kadar. Yani şu yüzeye kadar. Bunu seçimle kendim burada oluşturabiliyorum. Bu neden önemli? Bunu istersem ölçü vererek yapabilirim ama bunu istemiyorum. Ee, parçaların üzerindeki yüzeyleri referans olarak kullanırsanız ölçüde değiştirdiğinizde doğal olarak yüzeyler de birbirine göre değişeceği için e, parametrik bir çizim oluşturmanızı sağlayacaktır bu. Doğal olarak burada benim ilk şartım değişmiyor ama son şartım yani sınır şartım e, altındaki seçeneklere geldiğimde yüzeye kadar demin bahsettiğim karşıda bir referans yüzey olduğunda bunu kullanabiliyordum. Yüzeye kadar dediğimde ve gelip buradaki yüzeyi seçtiğimde bakın benim çizimimi bu yüzeyin normali doğrultusunda bitiriyor boşaltma işlemini ve göze bastığımda son halini görüyorum. İstediğim şeyin zaten bu olduğunu biliyorum. Okey diyerek komutu bitiriyorum. Baktığımızda şu anda çizimimiz bitti. İlk 3 boyutlu katımızı oluşturduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.